Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilim Anahtarı yayınlarının Türkiye geneli yaptığı AYT kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. 15. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın X 15 atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz burada X 15'i yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P kaç oldu? Bakın 10, 12. 3 daha yazdığımızda 15'i bulmuş olduk. Temel hal elektron diziliminde en büyük baş kuantum sayısı diyor 3'tür. Evet, bakıyoruz en büyüğü 3'tür. Bu doğru gelmiş oldu. Yarı dolu orbital sayısı 3'tür. Bakın şunları çizelim. 1, 2, 3 tane olduğu için bu da doğru. Değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin açısal momentum kuantum sayısı diyor. Bakın bu zaten s orbitalini. Bu da p orbitalini simgeler. Bakın s ve p'yi zaten burada da göstermiş oldu. Bu da doğru. X2O5 oksidinin sulu çözeltisi baziktir diyor. Bakın bu 3. periyot 5A grubunda bulunan bir ametaldir. Ve ametal oksitleri arkadaşlar asidik özellik gösterir. Burada bazik gösterdiği için yanlıştır. Eksi 3 yüklü. Şimdi bu atoma eksi 3 yaptığımızda burası 18 gelecektir. O yüzden sonunu 3P3 ile değil 3P6 ile sonlandıracak. Bu da doğru gelmiş oldu. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı geldi arkadaşlar. Evet, 16. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda periyodik tabloda tablonun 1A ve 2A gruplarının bir kısmının kesiti verilmiştir. Buna göre bu kesitte bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye bir şey sormuş. Diyor ki atom çapı en büyük olan T'dir diyor. Evet, atom çapı nereye doğru değişiyor arkadaşlar? Bakın buraya ve buraya doğru artacağı için ve buna yönelik kardan adam örneğini verebileceğimiz için. Evet, en büyük olan T'dir. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir diyor. Arkadaşlar iyonlaşma enerji sağa ve yukarı doğru artar. En büyük olan burada aslında bir hata var gibi. Z büyüktür ama X'in daha büyük olması lazım. Burada bir sıkıntı var. Aynı koşullarda erime noktası en küçük olan K'dır diyor. En küçük olan, bakın erime noktası bu tarafa ve buraya doğru azalacaktır. En küçük olan T olması gerekir arkadaşlar. K değildir. O yüzden burada bir hata var. İkinci hatayı bulduk. Y'nin oksidinin bazik karakteri T'ninkinden düşüktür diyor. Bakın Y'ninki T'ninkinden evet düşüktür. Aşağı doğru indikçe bazik karakter artmaktadır. Z ve K'nın kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı periyotta aynı grupta bulunanların nedir arkadaşlar? Kimyasal özellikleri benzerdir. Doğru. Cevap Bursa'da oluyor. Ceyhan'da oluyor ama cevap anahtarına göre C demiş. Biz de o şekilde kabul ediyoruz. 16. soru C geldi arkadaşlar. Evet, 17. soruyla devam ediyoruz. 17. soruda bakın. Yukarıda verilen kaplar arasında T musluğu açıldığında gazlar sabit sıcaklıkta denklemine göre tam verimli tepkimeye giriyor. Şimdi bu tarz sorularda P ve N, R, T dedik. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Sabit sıcaklıkta. Sildim. R'yi zaten sildim. Bakın PV çarpımı neyle orantılı? Mol sayısı. O zaman 3 çarpı 1'den bunun 3 mol olduğunu, diğerinin 1 çarpı 1 hacimden dolayı 1 mol olduğunu söyleyebiliriz. Tam verimli tepkimeye giriyorsa ya bundan 3'e 3 girecek ya da 1'e 1 girecek. Tabii ki ne yapacak? Buradan 1 girerse buradan da 1 girer. Buradan 1 oluşur. Çizdim. Şu şekilde çizdik ve buradan 2 arttı. Burası bitti. Burası da 1 oluşturdu. Buna göre tepkime sonunda piston hangi noktada durur? Toplam kaçımız oldu arkadaşlar? 3 mu? Yani 3 ATM V var. Peki bizim son basıncımız kaç? 1. 1 ATM V sonum kaçtır diyorum. Bakın V son buradan ne geldi? 3 litre gelmiş oldu. Peki bakıyorum burada şunu yanlışı yapmayın arkadaşlar. Hocam 1, 2, M noktasında dur. Hayır. Bakın şuradaki 1 litreyi saymayı sakın unutmayın. 1, 2, 3 dediğimizde bakın nerede durmuş olacak? Arkadaşlar L noktasında durmuş olacaktır. Evet, 18. soruyla devam ediyoruz. 18. soruda çözünürlük sıcaklık grafiğini bize vermiş. Yukarıda grafikte X ve Y katılarının sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişim verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X'in suda çözünme denklemi. X katısını suya attığımızda bakın nedir? X burada endotermik, bu ise egzotermik olarak çözünmektedir. Isıyı sol tarafa yazdığı için evet doğru geldi. Y'nin suda çözünmesi egzotermiktir. Sıcaklıkla azaldığı için o da doğru. Y'nin doymuş çözeltisi soğutulursa. Şurada bir yerde çizelim mesela. Şurada bir doymuş çözelti var. Soğuttuğumda ne oldu? Bakın bu yöne doğru geldi. Yani doymamış oldu. Doymamış hale gelir. Evet bu da doğru. X'in suda çözünmesi sırasında zamanla çözeltinin sıcaklığı artar. Arkadaşlar bakın X çözünürken ısı alıyor. Çözünürken ısı alan bir maddenin zamanla ortamın sıcaklığını artırma gibi bir şansı bulunmamaktadır. Aksine soğutmaktadır. T sıcaklığında X ve Y'nin çözünürlükleri eşittir. Evet T sıcaklığında bakın eşit nokta verdi. Bundan dolayı cevabımız D gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet 19. soruyla devam ediyoruz. 19. soruda bakın iki tane tepkime vermiş. Buna göre diyor ki 16 gram F2O3 katısının F2O3 artı F2O3 2 tane FO artı 1 bölü 2O'yu tepkimesine göre tamamen parçalanması kaçtır diyor. Şimdi F2O3 nerede? Burada. Üstteki tepkime yani birinci tepkime aynı bu şekilde alacağız. İkinci tepkime. Peki birinci tepkimede bakın FO soldayken bizde hem sağda hem de 2 tane. O zaman bu tepkimede ne yapacağız? 64'ü eksi 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Hem ters çevirdim hem eksi 2 ile çarpma işlemi yaptık. Buradan ne geldi? Eksi 128 geldi. Peki 196 ile 128'i toplayacağım ama bu artı bu eksi olduğu için tabii ki ne yapıyoruz? Çıkartma işlemi gerçekleştiriyoruz. Alttan 8 çıktı. 8. Burada 8'den 2 çıktı. 6. Bu da zaten 0. 68 gelmiş oldu. Peki F2O3'ün kütlesini bulalım arkadaşlar. Bakın 1 mol F2O3 kaç gramdır? 2 tane F 56 56 112 ve 48 de buradan geldi 160. Peki 1 mol 160 gramsa kaç mol? 16'dır dedik. X eşittir ne geldi? 0,1 mol geldi. Peki burada ne arıyorum ben? Bu 1 mol için geçerli. 1 molde 68 ise 0,1'de kaçlık enerji çıkar dediğimizde 6,8 yani B şıkkını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet 20. soruyla devam ediyoruz. Bakın tanecik sayısına karşı kinetik enerji verilmiş. Yukarıda T1 ve T2 sıcaklıklarında tanecik sayısı kinetik enerji grafiği verilen tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. EA'nın da aktivasyon enerjisi olduğunu söylüyor. Bu tarz grafiklerde bakın şu aktivasyon enerjisini şu şekilde tamamladık. Taralı alan. Bakın bu taralı alan T1'in şurası T2'nin. Şimdi hangisinin daha büyük dediğimizde T1 büyüktür T2. O zaman sıcaklık olarak T1 büyüktür T2 dememiz lazım. Şimdi birinciyle başlayalım. A şıkkı diyor ki T1 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi T2'den daha büyük. Sıcaklık büyükse ortalama kinetik enerji zaten daha büyük gelecektir. Sıcaklık T2'den T1'e getirildiğinde tepkime hız sabitinin K değeri artar. Zaten K'yı etkileyen faktörler var. Neydi arkadaşlar? TSK yani temas yüzeyi sıcaklık ve katalizör. Bu artmış oldu. Doğru. T1 ve T2 sıcaklıklarında aktifleşmiş kompleks sayısı aynıdır. Şimdi aktifleşmiş kompleks sayısı aynı değildir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi aynıdır. Ancak sıcaklık fazla olduğunda daha çok sayıda oluşacaktır. O yüzden burada bir hata oluştu. T2 sıcaklığında tepkimenin hızı T1 sıcaklığındaki tepkimenin hızından düşüktür. Evet T2 daha hızlıdır. Katalizör kullanılırsa evet EA değeri değişir. Katalizörse düşer. İnhibitörse yükselecektir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 21. soruyla devam ediyoruz. 21. soruda ideal pistonlu bir kapta H2, CL2 ve HCl gazları denklemine göre dengededir. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar helyum. Şimdi bakın. Benim kabım şu şekilde. Burada pistonlu bir kabım var. Şuradan musluğum var. Bu kabın içerisinde bu tepkime gerçekleşiyor. Ve kaba dışarıdan helyum ekliyorum. Helyum ekledikten sonra bu kap ne olacak arkadaşlar? Piston yukarı doğru çıktı. İçeride artık helyum gazı da bulunuyor. Hacmim artmış oldu. Diyor ki denge ürünler yönüne kadar. Bir kere dengenin herhangi bir yöne kayma gibi bir olay yok. Çünkü iki katsayı iki katsayı eşit. O yüzden o gitti.
Girenlerin ve ürünlerin maddelerin derişimleri azaldı. Tabii ki ne oldu? Molarite eşittir N bölü V geldi. Şimdi burada hacim artınca mol sayısı değişmediği için molarite ne oldu? Otomatikman azaldı. Doğru. Toplam mol sayısı artar. Şimdi hocam baktığımızda 2'den 2 herhangi bir tarafa yönelmediği için artmaz gibi görünüyor. Ancak sorunun güzel yanı bu. Helyum eklediği için içerideki kabın içerisindeki toplam mol sayısı ne olmuş oldu? Artmış oldu. Denge sabiti Kc değeri değişmez. Tabii ki şunu unutmayalım. Kc'yi etkileyen tek şey sıcaklıktır. Sabit sıcaklıkta değişmeyecek. Toplam basınç değişmez. Evet bu da P0'a eşit. Bakın bu da P0'a eşittir. O yüzden değişmez. Yanlış cevap A gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 22. soruyla devam ediyoruz. Bakın oda koşullarında hazırlanmış 0,5 molar 200 ml HA asidin sulu çözeltisinin pH değeri 2'dir. Demek ki bu nedir? Bir zayıf asit. Şimdi HA'yı şöyle yazdım. H artı artı A eksi diye yazdık. Bakın bu 0,5 bunlar yok. pH değeri 2. pH'i 2 olanın H artı nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2'dir. Peki oraya da ne yazdık? 10 üzeri eksi 2 getirdim buraya yazdım. Bu 10 üzeri eksi 2. Bu da 10 üzeri eksi 2. Burada da eksi 10 üzeri eksi 2 diyoruz. Ne oldu? Çizdik. Buradan ne geldi? 0,5 eksi 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. Bu da 10 üzeri eksi 2 yazdık. Şimdi HA asidinin %2'si iyonlaşır. Hemen hesaplayalım. Bakın 0,5'te 10 üzeri eksi 2 iyonlaşıyorsa yüzde kaç iyonlaşır? Çizdim. Bu 2 sıfır zaten bunu götürdü. X bununla çarpım durumunda olduğuna göre evet %2 gelmiş oldu. Yani birincisi doğru. Asitlik iyonlaşma sabiti yani K değeri. K değeri neye eşittir arkadaşlar? Ürün bölü giren. Ürünlerimiz 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 0,5 eksi 10 üzeri eksi 2 diyoruz. Bakın bunu sadeleştirdik. Burada ihmal ettik. Buradan ne geldi? 10 üzeri eksi 4, 0,5'ten yukarıya doğru geldiği için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelmiş oldu. Bu da doğru. Bakın 0,1 mol sodyum hidroksitini tamamen nötrleştirir. Şimdi burada bize ne verdi? M eşittir N bölü V. Çarpıyorum. 0,5 eşittir N bölü 0,2 litreden çarparsak ne gelir arkadaşlar? 0,1 mol geldi. Şimdi şunu bilelim. HA artı sodyum hidroksit tepkimeye giriyor. Birebir tepkimeye girecek. Bundan 0,1 girerse bundan da 0,1 girer. Tamamen nötrleşmiş olur. Şimdi burada şöyle bir şey düşünmeyin. Burada ne oluşacak? Na diye bir şey oluşacak. Hocam bu nötr değil. Şimdi burada size söylenen şey oluşan tuzla ilgili bir şey demiyor. Oluşan tuzun nötr olmaz tabii. Niye? Çünkü zayıf asitle kuvvetli baz birleşirse burası bazik tuz oluşacaktır. Ama bize tam nötrleşme oldu mu? Evet oldu. O yüzden bunu da doğru aldık. Cevabımız E gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 23. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın çözünmesi endotermik olan AgCl katısıyla. Bakın burada ilk önce şöyle AgCl Ag artı artı Cl eksi endotermik dediği için bunu da yazdık. Burası katı, burası suda suda. Diyor ki etkisi sonucunda Ag artı iyon derişimi artarken çözünürlük çarpımı değişmiyor. Yani burada ne yapmıyor arkadaşlar? Sıcaklıkta herhangi bir değişim olmayacak. Bu artması lazım. Bunun artması için ortamdan kloru çekelim. Şimdi ortamdan kloru çektiğimiz için o azaldı. Sonra bu tarafa yani sağa doğru gideceği için arttı. Ag'lere baktım. Direkt artışını gösterdi. O zaman dipteki AgCl kütlesi azalmıştır. Bu doğru. Çözelteki klor eksi iyon derişimi azalmıştır. Evet, klor eksi de başlangıçtakine göre bakın şöyle tire çekersek başlangıca göre azaldı. Çözünürlüğü AgCl'in çözünürlüğü değişmedi. O yüzden bu değil. Ag artı ve Cl eksi iyon çarpımı değişmemiştir. Evet, sıcaklık değişmediği için değişmedi. Zamanla çözeltinin sıcaklığı bakın sıcaklıkta herhangi bir değişim olmadı. Bundan dolayı doğru olanlar 3 tane gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 24. soruyla devam ediyoruz. Zn ve H2'nin yükseltgenme gerilimleri verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yükseltgenme gerilimi tabii ki şöyle hemen notumuzu alalım. Kim ya yazdığımızda yükseltgenmesi büyük alan anottur. Bakıyoruz. O zaman bu tarafın anot, bu tarafın katot olduğunu söyledik. Zn artı 2'ye giderken burada H artılar nereye doğru gidiyor? H2'ye gitmektedir.
Evet, H2 oluştu. Burada bakın tepkimemiz bu şekilde gerçekleşiyor. Buna göre devam edeceğiz. Şimdi burada da tabii ki bu ters çevirsek de değişmeyeceği için E değeri ne geldi? 0,76 gelmiş oldu. Pil tepkimesinin denklemi, evet, Zn artı 2 H artılar da H2'ye gidiyor. Bu doğru. Tuz köprüsünde katyonlar ikinci kaba gider. Şimdi katyonlar nereye gidecek? Katota. Katot ikinci kap, o yüzden doğru. H2 gazının basıncı artırılırsa. Şimdi bakın bunun basıncını artırdığımda bu tepkime sola gider. Sola giderse gerilim azalır. Bakın burada ne demiş? Artar demiş. Yanlış. İkinci kapta zamanla HCl çözelsin, pH değeri artar. Niye? Çünkü zamanla buradaki H artılar H2 şeklinde gidiyor. Asitlik ne oldu? Azaldı. Asitlik azalıyorsa pH artacak arkadaşlar. Pil şeması Zn artı 2'ye, H artılar H2'ye gidiyor. Bu da doğru. Cevabımız C gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 25. soruyla devam ediyoruz. 25. soruya baktığımızda bir aldehit grubu ile ilgili bir yapı görüyoruz. Yukarıdaki formülü verilen HCO şey H bileşiği ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Merkez atomu SP2 birleşmesi yapmıştır. Bakın bu tarz olanlarda çift bağ oksijen, hidrojen, hidrojen. Bakın sigma bağları ve ortaklanmamış elektronları sayacağız. Burada bakıyoruz, bu ne? Sigma bağı arkadaşlar. Bu sigma. Bu da sigma. Bu da sigma. Bu pi. Pi'yi burada saymıyorum o zaman. S, P, P şeklinde söylediğimiz için SP2 birleşmesi. Weber gösterin, bakın merkez atom A. Bağlı olan 3 tane grup var. X2, ama merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron olmadığı için E2 olan kısmı burada ne geldi? Hatalı geldi, yanlış. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulunmaz. Çünkü hidrojenle oksijen bağ yapmadığı için bulunmayacaktır. NH3 AgNO3 çözelse tepkimesinden gümüş aynısı. Evet, bu aldehitlerin özelliğidir arkadaşlar. Bu tepkimeyi verir ve kendilerini yükselterek karboksil asitlere dönüştürürler. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. Bakın bir üçgen şeklinde çizilir. Bu da düzlem üçgendir. Bu da doğru. Cevabımız B gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, 26. soruyla devam ediyoruz. 26. soruda kalsiyum karbürü suya atarsa ne oluşur arkadaşlar? Bakın C2 H2 oluştu. Yani C üçlü bağ C H H. Nedir bu bir? Asetilendir arkadaşlar. HCl ile katılma tepkimesi evet verir. HCl ile katılması hidrojeni birine verirsin, kloru birine verirsin. Katılma tepkimesi tabii ki verecektir. Amonyakla AgNO3 çözeltisiyle tepkime verir diyor. Evet, bakıyoruz. Amonyakla AgNO3 çözeltisiyle uç alkinler, hatta şu hidrojenler kendilerini asit gibi zannettikleri için ne oluşacak? Burada AgNO3 ile NO3 ile tepkimesini yazacak olursak, bakın aşağı doğru yazalım. AG, C, üçlü bağ C, AG şeklinde oluşturduk. Bu da doğru. Karbon atomu SP2. Bakın şurada çiziyorum. Üçlü bağ, şu tek bağ. Hidrojen ve karbon. Şuna bakıyorum. Şimdi bu sigma, bu sigma, bu pi, bu pi. Pi'leri saymıyoruz. Sigmaları sayıyorum. SP. SP birleşmesidir. Yanlış. Trimerleşme sonucunda benzen oluşturur. Bu da doğru. Cevabımız bundan dolayı 1, 2 ve 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, geldik son sorumuza. 27. sorudayız. Bakın bir alken ve alkol yapısı vermiş. Yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. IUPAC sistemine göre bir büten. Şimdi burada hem alken hem alkol varsa alkolün önceliği fazladır. 1, 2, 3, 4 diyoruz. 3'ün önünde bir çift bağımız var. O yüzden 3 büten, bakın 3 büten 2 ol demesi lazımdı. O yüzden zaten A şıkkı yanlış geldi. İki farklı fonksiyonel. Evet, bir alken bir alkol var, doğru. Cis transisomerisi göstermez. Uç alkenler daha çok bunu göstermeyecektir. Çünkü bakın C hidrojene hidrojen. Burada çift bağ, diğer tarafta yapı var ama sıkıntı değil. Bir tane hidrojeni de şuraya çizelim. Bak hem cis var hem trans var. O yüzden göstermez. Doğru. HCl ile katılma tepkimesi. Hemen yazalım. HCl ile katılma tepkimesi hidrojeni fazla olana hidrojen, az olana kloru vereceğiz arkadaşlar. Bakın ok işareti 1, 2, 3, 4 tane. Şurada bir OH'ımız var. Şuraya da kloru bağlamış olduk. Bakın 3 klor, 2 butan. Çünkü sağdan başlayacağız. Bu da doğru gelmiş oldu. Moleküller arasında yoğun fazla hidrojen bağı etkindir. Evet, bakın OH var. Alkol varsa zaten hidrojen bağı vardır. O da doğru. Cevabımız A gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde
Bilim anahtarının yaptığı AYT kimya denemesinin soru çözümlerinin sonuna gelmiş olduk. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. AYT çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.